Ve tabii ki Kozan'da, Sayın Beyli'nde, Tufan Beyli'de, Ceyhan'da, Pozantı'da mücadeleler sonucu milli kurtuluş mücadelesi burada kazanılır. Ve bir şey daha söyleyeyim. Fransızlar ateşkes istemek zorunda kalırlar. Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bir ay sonra sadece. Sinan Tekelioğlu itiraz eder. Tam imha noktasına geldik. Ateşkesi kabul etmeyelim der o zamanki komutanlar. Fakat Mustafa Kemal Atatürk meclisin ilk kurulduğu yıllarda Fransızların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımış olmalarını önemser, ateşkesi kabul eder. Ateşkes bozulur, bir daha mücadele olur. Ondan sonra bir kez daha ateşkes isterler ve milli mücadele kazanılır. Bakın, Adana'nın milli mücadelede üç önemli rolü olmuş. Biri, Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele hissini uyandırmış. İkincisi, burada Fransızlar geriletince resmi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınmasını sağlamış. Üç, Türkiye'de ilk kazanan mücadele olduğu için de ulusal kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında önder olmuş. Şimdi ben atalarımla onur duymayayım da kimle duyayım? Ve dolayısıyla biz bugünkü rahatlığı, bugünkü güzelliği onlara borçluyuz. Sizden aldığımız emaneti sonsuza ilelebette kadar korumak da bizim boynumuzun borcudur. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimiz, bütün kahramanlarımızı minnetle, rahmetle anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.